Kanal 40 ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. İstanbul stüdyolarından Konya'ya ve tüm dünyaya selam olsun. Maalesef ama maalesef yine üzücü, keder dolu, elem dolu bir haftayı geride yaşıyoruz. Şehitlerimiz var, yüreğimiz yandı, acımız büyük. Bu acıları konuşacağız. Bu acılara çözüm nasıl üretilecek, bu terör nasıl bitecek onu konuşacağız bugün. Gündemin içinde programıyla yeniden karşınızdayız bu haftada. Salı günü akşamında İstanbul stüdyolarından Kanal 42 izleyicilerine selam ve muhabbet ettiğimizi iletiyoruz. İki konuğumuz var bu haftada. Yine Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kurdaş. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kendisini teşekkür ediyoruz. Birazdan inşallah gündemi genel bir değerlendireceğiz. İkinci konuğumuz da bugün yine Milli Gazete yazarlarından Habeşli Bilal Rumuzu'yla kendisini de tanıdınız. Bilal Yıldırım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Acılarımız var dedik. Bu acıları ifşa ettiniz. Gizli miydi? Yani Habeşli Bilal'in de editörü diyelim. O sayfanın da editörü Bilal Yıldırım. Kültür sanat editörü. Çok teşekkürler katıldığınız için. Gündemin içinde programda bugün biz 4-5 tane konu başlığı belirledik. Tabii ki öncesinde ilk başlamamız gereken konu Beşiktaş'ta maalesef menfur bir saldırı gerçekleşti. Son olarak 44'tü. Eğer şu dakikalarda artmadıysa şey sayısı. Çünkü yoğun bakımda olan emniyet mensuplarımız var. Acı bir tablo, bir bomba ve 44 canımız maalesef şehit oldu. Mustafa Bey, sizinle başlayalım. Öncelikle tebrik ve teşekkür ederim. Çünkü hemen ertesi gününde bir tek bu konuyu, acımızı, şehitleri manşete taşıyan tek gazete olma özelliği taşıyor Milli Gazete. Diğer gazeteler anayasayı tercih ettiler şehitler yerine. Öncelikle hem milletimiz adına bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim. Sonrasında nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaşanan tabloyu? Evet, yani her şeyden önce Milli Gazete, yani bu teşekkür aslında garip kaçıyor. Çünkü normal şartlarda bütün ulusal gazetelerin yapması gereken bir şey. Vazife yapıldı evet. Milli Gazete adına. Galiba öbür tarafa doğru bir bakmak lazım. Yoksa Milli Gazete ekstra bir şey yapmadı. Ne yaptı? Gece arkadaşlarımız biraz daha mesai yaptı. Gece saat sabah 4'lere doğru gazeteyi bazı abonelerimize ya da bayilerimize gecikmeyi de göze alarak sayfasını devirmiş oldu, manşetini devirmiş oldu. Ama garip olan şey hakikaten ertesi gün birçok gazetenin, özellikle iktidara yakın çok gazetenin ki refikimiz diyebileceğimiz gazetelerin hayırlı olsun manşetleri de çıkmış olmasıdır. Evet, başkanlık sistemi merkezde çıkmış olmasıdır. Oysa bu olay gece saat, akşam saat 10 sularında 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Vahamiyeti belliydi. Öyle gece saat 2'de, 3'te, 4'te olmuş bir hadise de değildi. İşte bu biraz garabet aslında. Buna bir değinmeniz bu bakımdan faydalı oldu. Ama bu Milli Gazete'ye teşekkür babından değil de aslında bu bir vazifedir. Yayıncılık vazifesidir. Abi Türkiye'de çok tuhaf şeylere sevinir olduk maalesef. İşte bugün Halep'i konuşuyoruz. Halep'e ya ölecekler oradakiler, bari tok ölsünler diye sadece yardım kampanyası düzenliyoruz. Un götürelim, ekmek götürelim derdine düştük. Onları kurtarma derdine değil. İşte sizin de dediğiniz gibi yani normalde ya bu hangi gazete girmediği araştırmamız gerekirken işte tabii giren gazeteye teşekkür ediyoruz yani, sadece. Onlar acaba hiç düşündüler mi? Yani o gün çıkınca bu olayı hiç vermeyince yani neye fayda, hangi faydayı göz önüne aldılar. Bu millet mi, şehitler mi, kamu yararı mı, yoksa başka bir yarar peşinde mi belli bir stratejiydi ve sanki de tek düğmeye basılmışçasına, yani normal şartlarda mesleki bakımdan baktığınız zaman bütün gazeteci arkadaşlarımızın gazete yönetimindeki işte editör kadro, yayın kurulları, bütün gazetelerde aynı refleksi göstermiş olması gerekirken bazı gazetelerin göstermemiş olması imkansız. Mutlaka bütün gazetecilik mesleğini kamu yararına yapan herkes önce bir yapalım demiştir. Yani bu önemli bir haber. Evet. İstanbul'da iki tane patlama birden aynı dakikada oluyor. Düşünebiliyor musunuz? 100'den fazla yaralı var. 44'e kadar çıkmış şehit varken böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınıyor ki sanki bu görülmeyecekmiş, talimatı verilmişçesine gazetelerin birinci sayfalarında bu yok.
Maalesef. Bu çok garip bir şey. Ama tabii terör hadisesi genellikle çok kullanılmaya müsait bir hadise. Algı operasyonlarında fazlasıyla kullanılıyor. Kimisi diyor ki işte başkanlık sistemini istemiyorlar, o yüzden bu gibi. İlginç şeyler, tweetler falan çok fazla biliyorsunuz dolaşıverdi. Ciddi anlamda tahlile muhtaç, psikolojik tahlile de muhtaç bir tabloyla karşı karşıyayız. Toplumun ruhsallığından mı? Tabii yani şimdi insanlar hangi olay karşısında ne refleks vereceğini şaşırıyor. Yani niçin? Diyelim ki 8 tane gazete ertesi gün böylesine büyük bir olayı görmediyse bu gazetenin okurları o gün ne yapacak? Olmadı mı bu olay? Yani bunlar birinci sayfaya taşınmadı, manşet olmayınca o iki patlama olmadı mı? 40'ı aşkın şehit olmadı mı? 100'den fazla yaralı olmadı mı? Bütün dünya İstanbul'u konuşuyorken 8 tane 10 tane gazete konuşmayınca bir şey mi değişiyor? Garip bir şey. Yani bunun ne bir devlet stratejisi ve politikası olabilir. Eğer bu devlet politikasıysa terörün propagandası ile ilgili bir mesele. Ondan bütün ulusal gazetelerin, genel yayın yönetmenlerinin, yayın kurullarının haberi olması gerekir. İşte ki tuhafı, Milli Gazete'de yapmasın onu. Işte yani devletin bekası adına o haberler yapılmayacaksa hep beraber yapmayalım. Aynen. Ama bakıyorsunuz 8-10 tanesi yapmıyor. Bizim de haberimiz yok, böyle bir karar var mı yok mu? Demek ki başka bir şeyler var. Hani yetiştiremedik mazeret de olmaz. Çünkü spor sayfaları o günkü maç sonucunu yetiştirmişti yani. Hemen öncesinde yani olan isteyen, maç sonucu. İstediğini yetiştirir. Yani en azından son baskı. Son baskısının da son baskısı vardır. Bayiler gittiyse abonelere, abonelere gittiyse bayilere. En azından bir şeyler yapmak gerekir ki işte akşam yani sonuçta gece yarısı olmuş bir hadise değil. Gecenin ilk saatlerinde meydana gelmiş bir hadiseyi konuşuyoruz. Doğal olarak çok garip bir durumdur. Bunu bir defa elini vicdanına koyup şehitler üzerinden bir takım hesaplar yapanlar, gerek politik hesaplar yapanlar, gerek politik hesapları yapanların hesaplarının peşinde koşanlar, o gazetelerin okuyucuları, şunlar bunlar falan ciddi anlamda düşünmeliler. Hangi gazeteyi alıyorlar, hangi gazeteyi okuyorlar fark etmeliler. Ya benim gazetem niçin bunu vermedi birinci sayfasından diye bir kapıya vurmalılar. Bilal Bey, bu refleks var mı okuyucuda? Bu refleks kalmadı maalesef. Ben sosyal medyayı, televizyonu ve gazeteleri içinde yaşadığımız modern çağın kolezyumlarına benzetmeye başladım. Biz oyalanalım diye bütün enerjimizi harcadığımız bir mecra var. Bunun içerisinden kalkıp da akıl nimetini kullanıp, vicdan süzgecinden geçirip bir hadiseyle alakalı fikir sahibi olup tepki göstermemiz çok meşakkatli bir yol haline geldi. Normalde ben etrafımda kendi arkadaşlarıma da soruyorum. Yani çok güvendiğiniz, çok sevdiğiniz birinin bir yalanını yakalasanız daha sonra onunla olan irtibatınızı nasıl devam edersiniz? Hep bir şüpheyle yaklaşırım. Aynı şeyi haber kaynaklarımıza neden yapmıyoruz? Haber kaynağı bıraktık mı? Eskiden gazeteciler haber verirdi. Şimdi sosyal medyada parmağı çalışan herkesin haber verdiğini düşünürseniz nasıl bir bilgi yığınının içinde olduğumuzu da görmek mümkün olur. Burada ciddi bir ikiyüzlülük var. Oysa ki aydın dediğiniz, hani bugün gazetecileri toplumu aydınlatan, haber veren kurumlar ve kişiler olarak alacaksak görevlerini yaptığını söyleyemem. Çünkü bir aydının görevi idarecileri rahatsız etmektir. Sokrat'a soruyorlar, siz ne iş yaparsınız? Ben at sineğiyim diye tabir ediyor kendisi. Atlar rehavete müsait hayvanlardır. Eğer ben rahatsız etmezsem, arada yelesini savurmazsa kurtlara yem olması ihtimali vardır. Şimdi ben dönüp Türkiye'ye bakıyorum. Türkiye'de bütün at sinekleri kurda çalışıyor. Bu hayvan rehavete düşer. Rahat düşer. Oysa ki biz rahatsız edebilmeliyiz. Bu kötü niyetle okunması gereken bir şey değil. Biz muhalefeti hep negatif okuduk bugüne kadar ama muhalefet iktidarın yapamadığı, göremediği mevzuları ona hatırlatmakla mükelleftir. İktidar da muhalefet itiraz etmektir. Yani itirazında elbette bir sebebi vardır ve itiraz etmek faydalı bir şeydir. Kesin. Pozitiftir ama aslında. Ben böyle okurum. Yani. Genellikle kör dövüşünün biraz uzantılı olarak algılanıyor. Oysa muhalefet
bu Türk bir ülkede en az iktidar kadar önemlidir ve evet. iktidarı da aslında belli bir noktada vazifesi başında tutan, dinç tutan bir yapıdır. Ama siz bir ülkede eğer muhalefeti yok ederseniz o zaman iktidar da kademe kademe aşağı düşecektir. Şimdi terörün arkasında kim var konuşacağız. Ama bugün Kanal 42 sağ olsun Konya sokaklarındaydı. Öncelikle halka sordu terörün arkasında kim var diye. Arkadaşlar hazırsa o videoyu bir izleyelim. Bakalım halkımız neler söylemiş. Terörün arkasında kimi görüyorlar? Akabinde bu soruya biz de cevap bulalım. Hazırsa videomuzu izleyelim. Terör tabii ki dış güçlerden meydana geldi. Siyonizmin uçakları bunu yapanlar. Bunların büyük emelleri Büyük İsrail Projesi. Şu anki terörün bu patlamalar yapanların da çalıştıkları Büyük Kürdistan Projesi, Büyük İsrail Projesi'nin bir atmaşası. Arkasında Almanya, İsrail, bütün Avrupa ülkeler var. İslam düşmanı bütün ülkeler var. Sizce terörün arkasında kim var? Amerika, Avrupa. Bunun arkasında siz bilmiyor musunuz? Herkes bilir bunları. Sizin görüşlerinizi alalım. Herkes var. Yaban dünyanın hepsi var. İçimizde var mesela. Mesela içimizde derken? Müslümanımız diyenler ne diyor? İçimizden çıkıyor. Sen onun eli olmasa oraya bombayı koyabilir mi? Allah hakkımızda hayırlısını versin. Terörün arkasında dış güçler yani nasıl desem yani ben Avrupa'nın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Avrupa'yı işin içinden çıkarmadıkça terörle mücadele asla bitmeyecektir. Terörü bitiremeyiz yani. Bence Batı ülkeleri var. Avrupa veya Amerika. Biz vatanımız da milletimiz beraber bütün olursak, Allah için beraber gayret gösterirsek, hak için yürürsek biter. Arkasında kim olacak? FETÖ, Amerika, İngiltere, dış güçler. Başka yok yani. DP'liden başka yurt dışında hepsi var. Amerika'sı var. Hepsi var. Rusya'sı, Almanya'sı, İran'ı hepsi var yani. Terörün arkasında kim olacak? Avrupa, Amerika, İngiltere yani. Özet olarak ABD, Amerika, İngiltere, Avrupa var dedi halkımız. Aslında bu Anadolu irfanı meseleyi biliyor. Fakat bunu İşte sizin dediğiniz gibi dile getirip Ankara mı bilmiyor? İşte onu tam herhalde Ankara bilmiyorsa üst akıl kavramını biz konuşuyor olmazdık galiba. Yani aslında herkes her şeyi biliyor. Şimdi bir terör eylemi yapıldı. Baktığınız zaman Türkiye'deki terör eylemlerin tamamı, bu saldırıların tamamı üst düzey planlanmış ve stratejiye sahip saldırılar. Hem Ankara'daki bombalamalar, işte biliyorsunuz Atatürk Bulvarı'nda, Devlet Mahallesi'nde, Ankara'nın kalbi dediğimiz önemli noktalarda, İstanbul'da da İstiklal Caddesi'nde, Sultanahmet'te, işte Dolmabahçe'de İstanbul'un kalbi diyebileceğimiz en önemli noktalar. Ve buralarda güvenliğin en üst düzeyde olması gereken bir durumda bu eylemler, çeşitli dönem dönem bunlar ortaya konuyor. Belli ki bir psikolojik savaş var, ciddi bir harp var ve bu çok etkin bir şekilde yapılıyor, planlı ve stratejiyle yapılıyor. Herhangi bir terör örgütünün sadece kendi imkanlarıyla yapabileceği şeyler değil baktığınız zaman. Bir defa bu noktaların belirlenmesinin bile verdiği bir adres varsa, bu adres devleti ve devletin en böyle zayıf gösterilmeye müsait yerini, aslında en güçlü olması gereken yerinde yapıldığı için anlamlıdır. Ve şu bu kesindir ki bunların tamamı büyük bir olasılıkla istihbarat kaynaklı bir takım eylemlerdir. Sadece terör örgütleriyle bunu işte TAK yaptı, PKK yaptı, DAEŞ yaptı falan deyip meseleyi aslında doğrudan doğruya kurtaramayız. Bunu devlet de bilir. Yani hangi tür saldırıda hangi istihbarat çok etkili olmuştur? Bizim istihbaratımızda eğer istihbaratsa mutlaka biliyordur ki bildiğini düşünüyorum. Tabii bunlar konuşulamaz, edilemez. Nitekim sonuçta devletlerin birbirleriyle işte hesaplaşması ya da birbirlerini belli bir noktaya getirme, dizginleme, bir hükümiyet kurma çalışmalarının içerisinde terör örgütleri bir enstrümandır evet.
Ama aynı zamanda istihbaratlar da bir enstrümandır. Ve sonuçta devletler kendi istihbaratlarını dışarıda da çok ciddi anlamda kullanabiliyorlar. Bu planlamaların içerisinde mutlaka çeşitli istihbaratlar vardır. Bu istihbaratlar da adı zikredilen devletlere ait istihbaratlardır. Yani bugün bizim neredeyse savaşmakta olduğumuz Müslüman ülkelerle ya da düşman haline geldiğimiz Müslüman ülkelerle değil, dikkat edin. Müttefik ülkelerin istihbaratlarıyla ilgili meselemiz var bizim. Biz hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu müttefik ülkeler, bu dost ülkeler, bu işte modern ortaklığını yaptığımız ülkeler meselesidir mesele. Terör meselesinden önce Türkiye'nin Ankara'nın halletmesi gereken şey işte bu mesele. Müttefiklik meselesi. Müttefiklerimizle ilgili meselemizi halletmemiz lazım. Eğer biz müttefiklerle ilgili meselemizi halleder, dostlar kim? Onun tasnifini yapar. Öbür taraftan da bu dünyada hani diyoruz ya Türkiye işte şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Yok dolarla bir şey yapmaya çalışıyorlar, yok terör örgütleriyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ekonomiyle yok diğer falan. İslam ülkeleriyle, gruplarla bir şey yapmaya çalışıyorlar diyoruz ya hani. İşte bu meseleleri bizim cidden oturup tahlil etmemiz, analiz etmemiz ve artık yol haritamızı çizmemiz lazım. Daha önceki bir terör eyleminde de oturduk, burada sizinle bu konuları konuştuk. O zaman da söylemiştim, tekrar konuşmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Çıkıyor bir başbakan yardımcısı, bakanlar kurulundan sonraki açıklamayı yaparken hükümet sözcüsü sıfatıyla şu cümleleri kurabiliyor. Diyor ki biz hükümetimizin vermiş, özür diliyorum, biz milletimizin vermiş olduğu destekten memnunuz ama yeterli değil. Ya bu millet daha ne yapacak ki? Milletin verdiği destekten memnunuz ama yeterli değil. Merak ediyorum. Ankara için merak ediyorum. Devlet için merak ediyorum. Hükümet, siyasi parti bundan hakikaten önemli yok. Yani bugün başka bir şey konuşuyoruz. Bir konuşmak için de konuşmamaya gayret ediyorum. Tekrar söylüyorum. Yani böyle bir açıklama bu millete yapılmış en büyük hakarettir bana göre. Milletimizin desteğinden memnunuz ama yeterli görmüyoruz. Ya millet başka ne yapacak ki? Canını bu millet vermiş, diyoruz ki 15 vermiş. Temmuz'da darbeyi önledi diyoruz. Çıkıyoruz ondan sonraki süreçlerde yine gerekli tepkiyi koyuyor, dolarını bozduruyor. Başka işlemler yapıyor. Devlet nerede? Devlet. Bak hükümet demiyorum artık, diyemiyorum. Muhalefet yapmamak adına. Ki siz hükümet farklıdır, yap. Devlet farklıdır. Devletim nerede benim? Bu devlet bu millete ne veriyor? Şimdi videoda da izledik, halk da terörün arkasında ABD var, Avrupa var diyor. Cumhurbaşkanından, başbakanından, bakanlar da bunun arkasında üst akıl var diyor. Avrupa diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Bilal Bey, biz aldatılmaya, ihanete uğramaya alıştık mı? Hoşumuza mı gidiyor? Bile bile lades mi alıyoruz? Tamam, Avrupa var terörün arkasında, Pekkan'ın arkasında. Biz niye Avrupa ile ilişkilerimizi gözden geçiriyoruz? Veya Amerika'ya neden bir şey yapmıyoruz? Hoşumuza mı gidiyor aldatılmak? Alışkanlık, kolay alışkanlıklar ediniyoruz bir kere. Fakat biz kendi dinamiklerimizle alakalı, sabitelerimizle ilgili çok fazla çalışma yapmıyoruz. Bugün modernizm dediğimiz şey de, kültür diye bize sokulan mevzu da tamamen Avrupa'nın bizi tanımladığı şekle bürünmeye çalışmamızı sağlıyor. Bir kere biz Müslümanız. Biz Osmanlı'nın bakiyesiyiz. Biz adalet merkezli bir sistem üzere inşa edilmiş insanlarız, topluluklarız. Cenab-ı Hak anne karnında çocuğu yaratırken önce kalbi yaratırmış. Yani anne karnında önce bize kalp koyanın ve bunu neden yaptığının hikmetini iyi çözmek lazım. Bizim kalbimizle aklımız arasında bir bağlantı olması lazım. Biz Amerika ve Avrupa'nın bu işleri çözemeyeceğini biliyoruz. Birleşmiş Milletler'e üye olmak için 70'lere kadar ülkeler Almanya'ya savaş açmak zorundaydı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi Mustafa? Şimdi savaş merkezli kurulmuş bir Birleşmiş Milletler'in dünyaya adalet dağıtabileceğine inanmak zaten komedinin en büyüğüydü. Biz ona inandıktan sonra artık aldatılmak bizim için lüks değil. İkincisi, bir ülkeyi istikrarsızlaştırmak için o ülkeye kayıt dışı silah sokmanın yeterli olduğunu da biz uluslararası anlamda biliyoruz. Evet. Şimdi bu kadar illegal terör örgütünü devletler neden destekler? Bunu anlamak da mümkün değil. Amerika dünyanın en büyük teröristidir. Amerika sadece Japonya'da
nükleer bomba kullanmasıyla savaş mahkemelerinde yargılanması gereken bir ülkedir. Ama biz ama bugün hangi savaş mahkemesi yargılayacak Amerika'yı? Hocam şimdi bunun altyapısını nasıl anlattığı önemli. Şimdi benim alanım kültür sanat. Bizde kültür sanat çok böyle birinci mesele olarak görülmez. Fakat Rusya'da Lenin ve Stalin'e baktığınızda ikisi de yaptığı onca katliamı masum göstermesi için Maxim Gorki gibi bir yazarı hem desteklemişler hem ona ihtiyaç duymuşlardır. Fakat Maxim Gorki aydın olmasının gereğini yapıp buna bu yola girmediği için öldürülmüş bir yazardır. Şimdi bizim fikir adamı dediğimiz kişiler eğer toplumları aydınlatmazsa ki Cemil Meriç'in çok güzel bir sözüdür o, çok severim onu. Aydınların aydınlatamadığı toplumları soytarılar aldatır der. Şimdi siz aydınların aydınlatamadığı toplumu soytarılar aldatır. Yani siz kendi ülkenizde cereyan eden hadiseleri sadece sonuç üzerinden konuşmaya devam ederseniz, hiç sebep ilişkisi kurmaya çalışmazsanız, aksiyon yapmasına izin vermez, sadece reaksiyon gösterebileceği mecralara iterseniz, bu modern çağın kolezyumları gibi, bir vicdanı olduğunu hatırlatmazsanız, dini bilgilerini sömürürseniz, din komasına sokarsanız insanları, aldatılmak peşinden gelecek şeydir. Doğal sonucu yani. En basitinden bugün bir Müslüman bu ülkede Avrupa'nın İslam'a bakışını İslamofobi kelimesiyle açıklıyorsa biz zaten ilk aldatılmayı orada yaşamışız. İlk golü orada yemişiz demektir. Batı toplumu... Nasıl açıklanmalı bu? Batı toplumu kendisini var edebilmek ve varlığını devam ettirebilmek için önüne koyduğu tek düşman İslam'dır. Müslümanlar değildir. Onlar fiziksel olarak Müslümanlarla çatışmaz. Onlar fiziksel olarak bir bireyi baz alarak mücadele etmezler. Bugün mezhep ayrılıklarından tutun, bizim yazarlarımızın Avrupa'ya hoş görünmek adına namazdan daha çok Kur'an'da zikredilen cihat kelimesini kullanmaya çekinmelerine kadar yaptığımız her işte aman işte İslam öyle değildir, böyle değildir diye şirin gözükmeye çalışmaktan biz de kendi mevzimizi kaybettik aslında. Mevziniz mevzunuzu belirliyor. Mustafa Bey'in konferanslarda da çok bahsettiği, benim de çok sevdiğim bir mevzu vardır bu konularda. Hani eskiler derdi, duyduğuna inanma, gördüğüne inan. Şimdi gördüğümüze inanmak da çok zor. Nerede durduğunuz çok önemli. Evet. O yüzden mevziniz mevzunuzu belirliyor. Churchill'in Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'de dalga konusu olmasıyla alakalı bir hadise anlatılır. İşte Çanakkale'de bir aşamadınız. Doğru dürüst evet. Teçhizatı bile olmayan bir orduyu geçemediniz diye Churchill'le dalga geçilince Churchill herkesi bahçeye çıkarıyor. Bahçede bir havuz var. İki tane balık attırıyor havuza. Yakalayın diyor yaverlerine. Uğraşıyorlar, yakalayamıyorlar. İşte diyor bak bu havuzun içerisindeki su bu balıkları yakalamayı zorlaştırıyor. Bu su bunların inancıdır. Kökleridir. Gelenekleridir. Bir kova veriyor yaverine. Suyu boşaltmaya başladığında balıkları yakalamak kolaylaşıyor. Bizim özde tevhid anlayışında bir araya gelemiyor olmamız en büyük sıkıntı. Biz birini sevdik mi çok fazla seviyoruz, hatalarını görmeyebiliyoruz. Evet. Oysa ki biz sevdiğimiz, çok güvendiğimiz insanların da hata yapabileceğini anladığımız an ben bu ülkede bir şeylerin değişebileceğine inanıyorum. Şimdi son yaşanan olaylar, terör hadisesi, Halep meselesi, sosyal medyada da çok görüyorum. Mahkemeyi Kübra'ya kaldı mesele. Mavi Marmara meselesinde de aynı hadise. Mahkemeyi Kübra neresi? Mahkemeyi Kübra'ya biz sevk etmekle mükellef miyiz? Biz hala nefes alıyorsak Mahkemeyi Kübra'ya bu işi sevk ettiğimizde mevzu tamamlanmış mı olacak? Bizim çok basit geçtiğimiz, yazdığımızda rahatladığımız, görev olarak kendimize addettiğimiz meselelerde sıkıntımız var. Biz her ne yapacaksak tepkimizde, kuracağımız devletlerde, istediğimiz dünya düzenini de hashtag yaparak Twitter'da kurmaya ve enerjimizi buna harcamaya devam ettiğimiz sürece biz asla ve asla bizi yönetenlere yanlış yaptıklarını doğru bir lisan ve diplomatik bir dille anlatamayacağız gibi geliyor. Şimdi şöyle, peki tam bu noktada ne yapabiliriz dedi ya, oradan devam edelim. Devam edeyim, hatta tamamlamış da olalım o zaman. Şimdi Bilal hakikaten çok önemli konulara değindi. Biz işin kolayına gidiyoruz.
Diyoruz ki Amerika'yı eleştiriyoruz, İngiltere'yi eleştiriyoruz, Avrupa'yı eleştiriyoruz. İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı, Rus'u, Amerikalısı diyoruz. Bu gayet normal. Onlar zaten bize başka ne yapacak ki? Biz onlardan ne bekleyebiliriz ki? Onlar görevini iyi yapıyorlar. Yani onlar zaten sonuçta bir asır önce de bu coğrafyayı işgal etmiş, Anadolu'yu işgal etmiş, İstanbul'u işgal etmiş. Halkları, milletleri, devletleri konuşuyoruz. Ve onlar bunu yaptı diyoruz. E tamam, onlar işini yapıyor. Mesele bizim ne yaptığımızla ilgili meseledir. Biz ne yapıyoruz ya da ne yapmıyoruz. Mesele bununla ilgili bir şey. Şimdi biz bunu biliyoruz. Bizim kendi devlet kaynaklarımız da var. Kendi tecrübemiz de var. Kendi arşivlerimiz de var. Bu toplumun hafızasında bu hakikatlerin hepsi yığınla var. Dağlarca vukuatımız var. Vakamız var yani. Ta bir asır önce değil, Kurtuluş Savaşı değil. NATO'ya girdikten beri zaten sürekli bunlar var. E şimdi bakıyorsun biz... Peki ne yapmamız gerekiyor ve ne yapmıyoruz işte da bu halde? İşte bununla ilgili olarak bizim biraz önce bahsetmiş olduğum müttefiklik meselesi bu ülkenin gerçek krizidir. Uluslararası gerçek krizimiz bizim müttefiklik meselemizdir. Bizim dış politika istikametimizdir. Bu dış politika istikameti bir batı-doğu meselesi değildir. Yani kuzey-güney meselesi de değildir. Bu bir inanç meselesidir. Bu küfür tek millettir meselesidir. Biz bunları bilmediğimiz, bunlara yabancı olduğumuz meseleler değil ki. Ama bizim işimize, bunlarla ilgili gerekleri yapmak işimize gelmiyor. Çünkü işte asıl meşakkatli olanı, asıl zor ve sıkıntılı olanı o. Ha biz neyi tercih ediyoruz? Kolayı, neyi? Modelli. Ya biz Müslümanken kimseye model olamayız. Ancak bu kadar oluyoruz. Bu kadar olduğumuz zaman da bu kadar başımıza bir şeyler geliyor. Başımıza bir şeyler gelecekse hiç değilse adamken gelsin. Onurlu hiç değilsen, hiç değilse yüreğimizdeki inandığımız şey neyse onun gereği gelsin. Bir taraftan real politik yapacağız hem de real politikin de oynadığı bir oyuncak olacağız. Peki Mustafa Bey, yani terör bu ülkenin bir gerçeği deniyor. İşte terörle yaşamayı öğrendik belki. İşte bir gün konuşuyoruz, iki gün konuşuyoruz. Ya aslında yaşamayı öğrenmesek keşke. İşte yani biz yarın artık başkanlık sistemini konuşmaya başlayacağız. Yeni anayasayı konuşmaya başlayacağız. İşte belki şehit cenazesi kampısı onları biraz daha hüznü devam edecek ama biz normale gideceğiz. Çünkü şu anda bir bomba patladığında ya kaç kişi ölmüş? Ya 40 kişi çok olmuş. Yani 3-5 kişi olsaydı belki bu kadar konuşulmayacaktı bu mesele. Yani bu duruma geldi artık bu olaylar. O yüzden diyorum yaşamayı öğrendik. Ne olacak da nasıl bitireceğiz biz bu terörü? Yani bu terör işte müttefiklerle tekrar gözden geçirsek bitecek mi? Şimdi tabii ki yani bunun kademe kadar bir şey var. Bir defa biz dışarıda başka bir şeye bağlayan bütün biz prangalardan kurtulmamız lazım. Kurtulduktan sonra içeriye dönmemiz lazım. Buna kalsız Avrupa Birliği. Bir defa biz devlet olmamız lazım. Bu ülkenin hükümet politikası değil devlet politikası olması gerekir. Kırmızı çizgileri olması gerekir. Ve bu devlet politikası çerçevesinde belirlenmiş iç barışı ve güven duygusunu yeniden inşa edecek adımların ivedilikle atılması gerekiyor. Siz bugüne kadar hükümet ayrı, devlet ayrıdır, devlet vardır diyordunuz da ne oldu da bugün devlet olmamız gerekir diyorsunuz? Şimdi bakın yani biz neyle iftihar ediyoruz genellikle Türkiye olarak? İftihar ettiğimiz şey şudur. Biz devlet gelenekleri ve kökü olan bir milletiz deriz. Bin yıllık devlet geleneğimizden bahsederiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşı şudur ama mesela Genelkurmay Başkanlığı'nın yaşı daha 2 asırdır. Evet. İşte diğer kurum ve kuruluşlarımızın yaşı daha 3 asıra giden kurum ve kuruluşlarımız vardır. Doğal olarak bizde hakikaten bir devlet geleneği var ve Türkiye'yi diğer bütün İslam ülkelerinden ayıran en önemli özellik de budur. Hep bağımsız ve devlet olarak var olmuştur. E şimdi bizdeki esas mesele zaten bu köklerle ilgili yapılan budamalardır. Devlet geleneği şu an Türkiye'de yara almış en büyük mefhumumuzdur ve bir şu an bitkisel hayat yaşamaktadır. Devlet geleneğimiz açısından söylüyorum. Ya burada travmalardan bahsedebilirsiniz. Gezi olayları işte 17-25 dersiniz, 15 Temmuz dersiniz, işte başka meseleler dersiniz. Ama baktığınız zaman bir yapının devlet geleneği üzerine inşa edilmesi mühimdir. Biz bir taraftan devletle milleti kaynaştıracağız ama bunu yaparken devlete zarar vermeden yapacağız. Askeriye zarar vermeden yapacağız. Devletin kurumlarına zarar vermeden yapacağız. Nitekim
devletin bekası. Tabii nitekim Milli Görüş Hareketi boyunca da Milli Görüş'ün en çok hassas davrandığı konulardan birisi budur. Evet, Milli Görüş Hareketi söylemleriyle, yaptıklarıyla, ortaya koyduğu değerlerle laisizm rejiminin hep karşısında yer almıştır. Ama devletin bekasını sağlayacak bütün argümanlara da sahip çıkmıştır. Mesela orduyu yıpratmakla ilgili Milli Görüş Hareketi'den hiçbir zaman bir çıkış olmamıştır. Erbakan Hoca'dan hiçbir zaman, o aksine Erbakan Hoca her zaman kahraman ordumuz derken, 28 Şubat'ta bile derken, evet, bunu çok samimi söylüyor. Çünkü hoca diyordu ki biz bu orduyla Kıbrıs'ı fethettik. At sahibine göre Kişner. Bu coğrafya Büyük İsrail coğrafyasıdır, Arz-ı Mevut coğrafyasıdır ve bu bölgenin bu orduya ihtiyacı var. Bu ordu caydırıcı bir ordudur, güçlü kalması gerekir derdi. Ve kahraman ordumuz derken de bunu hakikaten bilerek ve inanarak söylüyordu. Çünkü 74'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nı da Erbakan Hoca aynı tedrisattan geçmiş bugünkü orduyla, dünkü orduyla birlikte yapmıştır. Bu ordu vatanperver bir ordudur. Evet, bir takım içinde hatalar bazı şeylerimiz olmuştur ama biz Türkiye'nin, bölgenin ve özellikle de Orta Doğu'daki Büyük İsrail Projesi'nin hakikatlerini bilerek hoca davranıyordu. Ve bir taraftan toplumda sosyolojik bir devrim yaşanıyor ama öbür taraftan devleti ayakta tutacak olan mekanizmalara ya da mefhumlara da sahip çıkılıyordu. Ordu gibi, diyanet gibi. Bunlar çok önemli direklerdi. Bugün işte bunlar yapılmıyor. Yani bugün bazı şeyler gözetilmeksizin yapılıyor ve doğal olarak bazı binaların kirişleri kırıldı mı, birisi kırıldı mı, ikisi kırıldı mı, en küçük sarsıntıda dış cepheyi yapacağız diye temeli sarsıyoruz. 99'da oldu biliyorsunuz. Deprem oldu, büyük bir deprem oldu. Mesela hatırlıyorum, Cennet Mahallesi'nde bir tane bina çökmüştü. O bir tane binanın alt katında bir tane galerici arabaların içeriye sokmak için kirişin birini kırmıştı. Ve bu sarsıntıda diğer hiçbir binaya bir şey olmadı. O tek kirişi kırılan apartman çöktü. Şimdi ne demek istiyorum? Bu devletin kirişleri var. Kirişe dokunma. Biz sosyolojik devrim yapacağız. Bu milleti özüne döndüreceğiz. Ama devleti devlet yapan kirişleri de giderek sağlamlaştırmamız lazım. Bu dönüşümü yapmamız lazım. Bu tam tersi bir dönüşüm yaşanıyor. İçeride de bunun için uğraşanlar var. Dışarıda da bunun için uğraşanlar var. Şimdi ne yapacağız da terör biteceği devam edeceğiz ama müsaadenizle kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından ne olacak da terör biteceği konuşmaya devam edeceğiz. Kanal 42 ekranlarından yeniden hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Birinci bölümde terörü konuştuk. Terörün arkasındaki güçleri konuştuk. Bu bölümde de terörü ne yapacağız da bitecek? Bu veya bu terör eylemlerinin önüne en azından nasıl geçebilir? Devlet erki, siyasi erki neler yapmadı? Onu konuşacağız. Musa Bey, sizde kalmıştık. Yani evet, yani terörün bitmesiyle ilgili yapılacak şeyler belli. Bir defa milli, gerçek anlamda milli birlik ve bütünlük etrafında bir kenetlenmeye ihtiyaç var. 15 Temmuz bize şu gerçeği gösterdi. Yeni Kapı Ruhu diye de bir söylem geliştirildi. Evet. Ve bu 2-3 ay gitti gitmedi. Erken bitti. Biz bu ülkede iktidar, muhalefet, sağdan soldan, işte meclis içinden dışından herkes bu milletin bir unsuru. Bir defa önce devlet ve millet kaynaşmasını yapmak için önce bir Ankara'nın bir araya gelmesi gerekiyor. Önce kaynaşmalar. Bizler sadece medyasıyla, siyasetçisiyle, işte iktidarıyla, muhalefetiyle, yazarıyla, çizeriyle sadece ve sadece bir bomba eyleminde aynı şeyi yazmayalım. Aynı şeyi düşünmeyelim. Sadece ve sadece bir cenaze töreninde aynı safta buluşmayalım. Bu elzem, bu oluyor zaten. İstesen de oluyor, istemesen de oluyor. İstesen de çıkıyorsun televizyon mikrofonuna, ana muhalefet lideri de aynı demeci veriyor, başbakan da aynı demeci veriyor, meclis içindeki muhalefet de aynı demeci veriyor, meclisteki muhalefet de aynı demeci veriyor. Önemli olan diğer zamanlarda bizim yaptıklarımızdır. Diğer zamanlarda verdiğimiz mesajlardır. Biz diğer zamanlarda da aynı saflarda buluşabiliyor muyuz? Aynı söylemleri geliştirebiliyor muyuz? Şimdi hep ayrıştırıcı. Sanki muhalefet iktidarın düşmanı, iktidar sanki muhalefetin düşmanı. Böyle bir şey olmaz ki. Bu bir siyaset değil.
Bunun sistemi de olmalı. İster başkanlık olsun, ister parlamenter sistem olsun. Bu bir kültür meselesi ve bu hakikaten bu milletin bütün katmanlarını kabul etme meselesidir. Bu ülkede oy hesabı yapılır, çokluk azlık hesabı yapılır. Senin oyun şu kadar, oyun kadar konuş, benim oyun bu kadar, ben de şu kadar konuşum mantığını biz bir kenara bırakmadan hiçbir meselemizi halledemeyiz. Hak merkezli düşünmek zorundayız. Yani bu millet ancak hak merkezli, adalet merkezli bir yeni yapılanmanın içerisinde eğer yeni bir şey diyeceksek buna ihtiyaç var. Yoksa ileri demokrasi, yeni demokrasi, yeni bir sürü yeniler var. Bu yenilerin hiçbiri yeni değil. Yeni olan şey bu memlekette eksik olan şeydir. Adalet duygusu ve hak merkezi düşüncedir. O eksik mi? Biz tabii ki eksik. Yani bugün herhalde iktidara içerisindeki kadrolarda bulunan insanların da bildiği bir hakikattir bu. Bugün hakla ilgili meselelerimiz var. Adalet duygusunun yeniden oturması ile ilgili meselelerimiz var. Şeriatın kestiği parmak acımaz noktasına gelebilmemiz lazım. Ya bırakın parmağı, bugün her şey paramparça ve kimse hiçbir şeyi kabul etmiyor. Maalesef. Yani bir de ortada suçlu da yok değil mi? Suçlu da yani ilan edilmiyor. Yani bunun sorumlusu şudur da denilmiyor. Ortada kalıyor mesela. İşte bugüne kadar Türkiye'de birçok terör eylemi oldu. Birçok patlama oldu. İstihbarat zafiyet denildi. Yönetim zafiyet denildi. Emniyetin zafiyet denildi. Şu dedi, bu dedi ama bunun faturası kimseye kesilmedi. Şimdi mesele o biraz. Yani şimdi bakıyorsunuz böyle bir hadisenin küçük birisi, yani en küçük Türkiye'deki son 2-3 yıl içerisinde patlayan bombaların en böyle az gündemde olanı bir başka ülkede olsun, o ülkede bir sorumlu bulunur. Evet. Ve onunla ilgili illa muhalefetin yani gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki sen bu işle ilgili senin zafiyetin var. Sen biraz dinlen diyebilebilmeli. Bir başbakan bunu diyebilebilmeli. Aslında onu bizzat insanın kendisi demeli. Yani vicdanı demeli, evet. Tabii yani burada ben bu makamı temsil ediyorum ama yapamadım mesela İçişleri Bakanı. Mesela şu görevde bulunuyorum. Ama bu benim görev alanımda ve bunlar oluyor sürekli. Demek ki ben yapamıyorum deyip müsaade isteyebilmeli. Ama bu erdem maalesef bizde yoktur. Niçin? Çünkü biz başka bir şey düşünüyoruz. Başka bir şey kanıtlamaya çalışıyoruz. Aslında sizin dediğiniz biz bu. Biz hata yapmayız. Biz kusur işlemeyiz. Ya, bizim eksiğimiz asla olamaz. Hep birileri bizimle ilgili bir şeyler peşinde. Mantığına büründüğümüz, o elbiseyi giydiğimiz zaman bunlar bizim peşimizi bırakmaz. Allah muhafaza. Tam bu noktada aslında Bilal Bey, biz hata yapmayız, siyasi erkin düşünce yapısı oluşmaya başladı ama toplumun da onlar hata yapmaz algısı var. Yani toplum da hatayı yakıştırmıyor artık siyasi erkin. Hani hani kılıcımızla düzeltiriz diyen bir toplumdan işte hayır hata yapmaz onlar. Yapıyorlarsa bir bildikleri vardır zihniyetine biz nasıl geldik? Nasıl oldu? Cumhurbaşkanı son yaptığı yalnızım açıklaması da herhalde bununla bağlantılı aslında. Kendinizi yalnızlaştırırsanız sizin söylediğinizin doğru olduğunu düşünür ve Mustafa Bey'in de dediği gibi herkesin size düşman olduğu bir dünya kurarsanız ki Sezar'ın da Napolyon'un da hepsinin akıbeti böyle oluşmuştur. Şimdi bu ülkede bir kaos ortamı var. Kaos ortamının olduğu bir ortamda o çok güvendiğiniz Yunan mitolojisine yasladığınız demokrasinin işlemesini zaten bekleyemezsiniz. Kaostan beslenen ne varsa asla halkın faydasına olamaz. Öncelikle bunu iyi bilmek lazım. Şimdi ülkeler siyaset politikaya evrildiğinden beri, yani çok yüzlülük politika dediğimiz şey, icraatlarla yönetilmiyor. Bütün ülkeler kendi tebaalarını tutarlı bir hikayeyle yürütüyor. Asıl burada tırnak içinde belki kullanmamız gereken tanım, tanımlama, tamlama bu. Tutarlı hikaye. Ülkede o kadar olay oluyor, daha önce de söyledik. Hep sonuç üzerinden konuşuyoruz, sebep-sonuç ilişkisi kurmuyoruz. Yedi düvelle mücadele ediyoruz biz. Yedi düvelin kim olduğunu daha tam manasıyla tanımlayabilmiş değiliz. İşte bir üst akıl oluyor, dış güçler oluyor, hepsinin ne yaptığını biliyoruz. Fakat bizde oluşturdukları sempati yüzünden biz varlığımızı bu dış güçler olmaksızın devam ettirebileceğimize artık inanmıyoruz.
Yani biz Allah'a inanıyoruz ama güvenmiyoruz'a kadar bu işi götürebiliriz. Çünkü ya buna halk da dahil mi yoksa sadece yöneticiler mi? İşin tutarlı hikaye kısmından bakmak lazım. Atom bombası attı Amerika, Irak'ta 2 milyon insanı katletti ki tecavüzleri saymıyorum. Buna rağmen Amerika'ya hala özgürlükler ülkesi diyebiliyorsak, İsrail'in Filistin'de yaptıkları bu kadar aşikarken dünyada kendisini vicdan sahibi hisseden insanların onlara 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı bir sempati duyuyorsa bu sadece siyasetle başarılmış olamaz. Bu biraz da sinemanın etkisiydi yani. İşte bu göz ardı edemeyeceğimiz bir etkidir. Neredesin Süpermen diye bir film vardı. Ben çok takmıştım o filme. Bizim sinemadan anlayan arkadaşlarımız bile çok başarılı buldu. Iraklı bir yönetmenin filmiydi. Belçika'ydı finansörü. Savaşın ortasında, yokluğun içinde iki kardeş savaşı bitirmesi için Süpermen'i aramaya gidiyordu. Çok dramatik sahneler vardı ama kimse demedi ki, yani televizyon bulmanın bile zor olduğu savaşın ortasında bu çocuklar Süpermen'i nereden biliyor? Şimdi bizim tarihle de kandırılmış bir halimiz var. Biz tarihe o kadar öykünmeye alıştırıldık ki, geçmişte bedel ödeyen, fikirlerinden dolayı bedel ödeyen insanlar sanki biz o bedelleri ödemeyelim diye kendi hayatlarından vazgeçtiler. Yani biraz protestanlaşıyor. Şeyden geldin ya Bilal, Süpermen meselesi. Yani aslında baktığın zaman yani senin de alanın işte kültür, sanat, sinema, senaryo bunlarla çok yakından da ilgilisin. İşin içerisindesin. Bu sektörü tanıyorsun. Şimdi mesela Hollywood'un dünyaya bir ihrazı söz konusu. Ne ihraz ediyor? Kültür ihraç etmiyor sadece. Amerika'nın süper güçlüğünü bir şekilde ihraç ediyor. Türkiye'de aslında biraz onu oynamaya çalıştı. Mesela son dönemlerde bakın Kurtlar Vadisi diye bir dizi ortaya çıktı. Sonra bu Kurtlar Vadisi'yle biz 2-3 şeyi hallettik. Mesela Polat Alemdar'ı gönderdik Irak'a. Irak'taki zulmü bitirdik. Kafamızda da bitiriyoruz. Süleymaniye'deki askerlerin çoğunluğu meselesini yani çözdük. O meselenin rövanşını aldık. Ondan sonra götürdük, gönderdik Polat Alemdar'ı Filistin'e, Filistin meselesini de çözdük. Oysa çözülmüyor. Tam tersine bunlar. Şimdi bunları birazcık şöyle düşünmek gerekiyor. Çözdü mü, unutturdu mu şimdi bize? Şimdi mesela TRT'de Diriliş oynuyor. Evet. O gün bilmiyorum, ben izlemiyorum Diriliş'i. İzleyenler de vardır, saygı da duyuyorum. Çok kişi izliyor, onu biliyorum. Sanki Diriliş var, sorunumuz yok. Diriliş dediğiniz, bakın biz sinema sektörü üzerinden manşetlerle devlet yönetmeye devam edersek, sinema sektörü üzerinden coğrafyaları kurtarır ve sinema sektöründe ümmeti liderlik yapmaya devam edersek, sinemada dirilirsek, kastım aslında keşke sinemayı eleştirmek için söylemiyorum, keşke sinemada dirilebilirsek. Ama sözüm ona böyle sinemada işte dizilerle, diriliş şeyleriyle avunur da ama öbür tarafta İstanbul'daki bombaları düşünmez. Yani işin aslında şu, esası şu ki bizim insanın en önemli meziyetleri Cenab-ı Allah'ın yaratırken vermiş olduğu muhakeme, mukayese, kısas, kıyas. Şimdi bunlar yok. Bunlar yok edilmiş olan bir toplumda işte sinemayla oluyor, başka şeyler oluyor. Her şeyi birileri çok rahat yapabiliyor. Abi duygularımızın öldüğü bir dönemden duygularımız bahsediyoruz. Duygularımızla oynuyorlar. Yani direkt... mesela duygularımızla oynuyorlar derken şöyle bir örnek vereyim. Mesela 1 Kasım seçimlerinden önce bir slogan vardı. Manşetler vardı. Kim kazanacak? İsrail mi kazanacak? Gazze mi kazanacak? Sonra Mavi Marmara davaları oldu. İsrail ile anlaşmalar, normalleşmeler oldu 1 Kasım'dan sonra. Mavi Marmara davaları oldu ve geçtiğimiz hafta Mavi Marmara da düştü. Yani bu milletin duygularıyla oynanıyor. Mavi Marmara şehitleri ile ilgili ailelerin açmış olduğu davayı birileri düşürebiliyor ve insanlar hiçbir şey söyleyemiyor. İtiraz edemiyor, canları yanıyor. Kime üzüleceğimizi şaşırıyoruz. İşte duygularımızla oynuyorlar. Kalbimizdeki her ne varsa kalbimizdeki şeye birileri şekil veriyor. Maalesef. Yani Mavi Marmara davasının düşmesini aslında biraz da değerlendirmek lazım ama süremiz de azaldı. Halep meselesine girmek istiyorum ben. Artık başkanlık meselesini haftaya
erteleyeceğiz müsaadeniz olursa. Ama Halep'e değinmemiz zaten lazım. Yani bombalar o evet. Gündemi biraz erteledi. Halep'le ilgili videomuz hazırsa aslında hani duygularımız dediniz ya duygularımıza hitap edecek veya ne yapmamız gerektiğini söyleyecek bir video var. Orada Halep'te bir savaş muhabiri belki bu benim son mesajımdır diye göndermiş olduğu bir mesaj var. O mesajı bir izleyelim ardından devam edeceğiz. Aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Ben Abdussamed. Kuşatma altındaki Halep'ten sizlerle beraber. Bu belki benim size son mesajım olabilir. Eğer bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin. Biz hakkımızı elinden gelen ve elinde olan güçle en iyi şekilde Halep'e yardım etmeye çalışan ve Suriye'ye ve Müslümanlara yardım etmeye çalışan insanlara helal olsun hakkımız. Ama elinde iktidar olan, hükümet olan, orduları olan, uçakları olan, İsrail'in yangınına uçaklar gönderip yangını söndüren ve Halep'teki yangına hiçbir şey göndermeyen, hiçbir söz bile etmeyen insanlara helal olmasın hakkımız. Ve kürsüye çıkıp da insaniyet enkaz altında kaldı Halep'te deyip de insanları kandırmaya çalışan bazı şahıslar, onlara hakkımız helal olmasın. Biz hiçbir zaman onlardan zaten büyük bir ümit beklemedik, etmedik açıkçası. Ama buradaki Müslümanlar, Suriyeli Müslümanlar büyük ümitlere kapıldı onların hakkında. Ve o şahıslar buraya girip bu Müslümanları kurtarıp büyük insanlar olabilirdiler. Tarih onların isimlerini yazabilirdi kitaplarda. Ama onlar tersini seçti ne yazık ki. Hamdolsun biz üzgün değiliz. Biz bu yolu Allah için seçtik. Biz bu yolu bu Müslümanlara ve bu dünyaya burada olan zulmü bildirmek için seçtik bu yolu. Ve Allah amellerimizi kabul eylesin. Kaybeden biz olmayacağız Allah'ın izniyle. Kaybeden Halep katliam edilirken, katledilirken oturup da izleyenler kaybedecek ne yazık ki. Hamdolsun hakkımızı helal edin, dua edin bizlere. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi hakkımızı helal edin, dua edin bize dedi. Ne hakkımız var? O tabii onu konuşmak lazım ama cümleler çok önemli. Elinde imkan, iktidar varken İsrail'in yangını söndürmeye giden uçakları Halep'i kurtarmak için göndermeyenler hakkımızı helal etmiyoruz. Şimdi dünden beri sosyal medyayı takip edebildiniz mi bilmiyorum ama Halep yanıyor, un gönderelim, işte bebek maması gönderelim, çocuk bezi gönderelim, şu gönderelim, bu gönderelim. Ama hiç kimse ya Halep yanıyor, ya gelin şu İslam Birliği'ni kuralım. Gelin şu devletleri bir araya getirelim. Amerika'yı oradan niçin, çıkaralım. Niçin gazeteler demiyoruz. Sadece bu Halep'le son zamanlarda çok fazla ilgilenmiyorlar? Çünkü yani tamamen bu bilgiye dayalı değil. Biz Elbap mıydı girdiğimiz yer? Elbap karşısında Rusya ile Halep konusunda anlaştık. Rusya meselesi. Yani bizim Amerika'dan kopup Rusya'nın yanına stepne olarak bizi bir tekne gibi bağlandıktan evet. Sonraki dönemle ilgili bir şey bu süreç. Yani burada kastım şu değil. Biz niçin Amerika'dan koptuk da Rusya'nın yanındayız sorusunun cevabını vermiyorum. Yani daha önce de konuşuyorduk. Normalde biz demir atacağımız yer bellidir. İslam coğrafyasıdır, ümmettir. Ümmete liderlik noktasında bir pozisyon almamız gerekir. Bu pozisyonu alırken tabii ki anti-emperyalizme karşı Rusya'yı da kendi yanınızda tutabilirsiniz. Rusya ile ilgili ciddi bir ittifak kurabilirsiniz anti-emperyalizme karşı. Bu ayrı bir şey. Ya biz kimseye düşman olun demiyoruz herhalde. Rus uçağı düşürüldüğü zaman da aynı şekilde Rus düşmanlığına karşı da bu cümleleri evet. Kuruyorduk. Evet. Yani yanlış yapıyorsunuz. Rusya ile ilişkiler bu denli kesilemez. Aksine Rusya ile bizim ilişkilerimiz çok daha güçlü hale gelmesi gerekir diyorduk. Ama şimdi garip olan şey işte duyguların biraz önce istismarından bahsettik. Özür dilerim Halep ama dedi. O gün siz mesela bunu söylerken vatan haini ilan ediliyordunuz neredeyse. Özür dilerim. Şu an Rusya Suriye'de olmasaydı, evet. Suriye'ye Ukrayna'daki gibi müdahil olmamış olsaydı, biz bugün bu Halep bu haldeyken Esad'a hangi cümleleri kuruyorduk? Manşetlerde, ekranlarda, demeç verirken yöneticilerimiz. Bugün niye bu cümleleri kurmuyoruz? İşte burada duyguların sömürülmesi var. Burada başka bir şey var. Ve bu başka bir şey insanın canını sıkıyor. Yüreğini sızlatıyor. Kabul edilemez bir şey. Duruma göre durum olmaz. Yani bir şeyde bir mesele vardır. Bu mesele bir şehirdir. Bir millettir. Bir ülkedir. Bir coğrafyayı konuşuyoruz. Bu coğrafyada son 4 yıl içerisinde 100 tane politika değişmez. Bakıyorsunuz bu yani 4 yıl içerisinde 100 tane devlet politikayı nasıl değiştiriyor?
Çünkü biz değiştirmiyoruz. Biz işin içerisinde değiliz. Biz belirleyici değiliz. İşte biz oraya buraya tutunmaya çalışıyoruz. Birilerinin planlarına tutunmaya çalışıyoruz. Evet. Seyirci kalamayız dedik. Stadyuma inmemiz lazım dedik. Ne zaman? 15 yıl önce 1 Mart tezkeresiyle. Hatırlıyorum bu cümleleri kuran da Abdülhatif Şener'di. Maalesef. Komşuda yangın var, biz seyirci mi kalalım, biz de stada girmemiz lazım diyordu sahaya. Şimdi o şekilde sahaya soktular bizi. Geldiğimiz nokta ortadadır. Burada hakikaten yani çok acı bir durum var. Ve bu acı durumda hatalar var. Yapılacak bir şey yok noktasına doğru hızla gidiyoruz. Ümit hızla kesiliyor. Ama aslında bir ümit var. Biz bu bölgede... Hala var mı o? Tabii ki var. Hala var. Yani samimiyetle topyekün hala Ankara desin ki çıksın Sayın Cumhurbaşkanı, çıksın Sayın Başbakan. Desin ki ey Müslüman ülkeler, neredesiniz? Hadi gelin bakalım şu meseleyle ilgili. Biz İsviçre'de yoksak, Fransa'da yoksak, oraya buraya bize masaya oturtmadılarsa kendi masamızı kendimiz kuralım. Ve şu Suriye masamız olsun, Halep masamız olsun desin, 10 tane İslam ülkesini bir araya getirsin, işi çözülecek. Ama bunu diyemiyoruz. Niye? Çünkü artık Suriye, Rusya var orada. Dün Amerika vardı, bugün Rusya var. Onun için onu diyelim. Biz kendi masamızı kurmaya niyet etmemiz lazım. Hala var mı derken bu işlerin başı, her işin başı niyetle ilgili. Namazı da kılarken bir niyet etmen gerekiyor. Oruç da tutarken bir niyet etmen gerekiyor. İslam bilimini de kuracaksan bir niyetin gerekiyor. Ama niyet yoksa ortada tabii ki ama bazen işte seni akıntılar Amerika'nın yanına sürükleyecektir. Bazen de ters bir akıntı alacaktır seni. Rusya'nın yanında Halep'in karşısında sessiz konuma getirecektir. Manşetler için de söylüyorum, Ankara için de söylüyorum bunu. Bilal Bey, Halep bir konuşurken Musa Bey ümit var dedi hala. Şimdi Halep'te yaşananları görüyoruz işte. Dün belki de herkesin en çok etkilendiği işte oradaki mücahitler fetva istiyoruz. Eşlerimizi, kızlarımızı öldürebilir miyiz? Çünkü onların tecavüze uğramasından korkuyoruz gibi bir fetva istiyor. Şimdi orada bir vahşet var ortada. Fakat biz bu vahşeti sadece Rusya üzerine yıkıyoruz. Toplum olarak, Müslümanlar olarak. Yani katil Rusya, işte katlediyorsun diyoruz ama Amerika'yı işte görmüyoruz. İşte Irak'ı, Suriye'nin belki de bu hale gelmesinin baş sebeplerinden biri Amerika'dır. İşte İsrail'i unutmuş olduk. Yani zalimlerin hepsini unuttuk. Rusya'yı savunamıyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama sadece Rusya üzerinden sanki bir tek zalim oymuş gibi hareket etmeye başlıyoruz. Bir yönlendirme mi var yoksa gerçekten yani şu andaki en büyük zalim Rusya mı? Yönlendirme elbette ki var. Sizin düşünmenize izin vermezler. Yoksa aklın yolu birdir. Yani hepimizin yaratılıştan fıtraten eklenmiş donelerimiz var bizim. Mustafa Bey de bahsetti. Yani biz kendi başımıza düşünmeye çalışsak onlara ulaşacağız aslında. Dünyanın en büyük yalanlarından bir tanesi çizilen sınırlar. Siz bir araya gelmeyin diye. Ben çok kullandığım bir ifade var. Sadece Rabbim Allah'tır diyen insanlar bulundukları yerde ayağa kalkıp aynı anda ayaklarını yere vursalar şu zemini sallama imkanına sahipler. Bu birliktelik için katmanlar oluşturulması lazım. Şimdi Halep diyoruz, Arakan'dan bir sürü haber geliyor. Arakan'da durmadığı eziyet biz Halep'e üzülürken. Libya hala karışık. Şimdi burada olanların sebep-sonuç ilişkisini kuracaksak ben 2003 tezkeresine kadar gidebilirim. Irak karışmasaydı bugün bu kadar bu olaylar zor buraya olmaz. Gelir miydi? Şimdi bu kadar hızlı gündemin değiştiği bir dünyada siz bir meseleyle alakalı 3 dakikadan fazla düşünemediğiniz bir ortamda her şeye üzülür geçersiniz. Çaresizlik de ne olur? Sadece dua edebiliyorum. Başka ne yapabilirim de tıkanırsınız. Mahkeme-i Kübra sanki sizin çözemediğiniz, nefsinizde kaybettiğiniz savaşların mahkemesiymiş gibi bir anlayışa bürünürsünüz. Rusya derlerse Rusya'ya küfredersiniz. Amerika derlerse Amerika'ya küfredersiniz. Oysa ki varlığınızı, neye borçlu olduğunuzu hatırlamanız lazım. Biz varlığımızı bu ülkelere borçlu değiliz. Şimdi biz hem dizilerle hem filmlerle de yapılıyor, kendi cinsinden de cevaplar verilmesi lazım. Ama bu kadar Osmanlı hayranı olup oraya kalmış, gelecek tahayyülü olmayan insanlar için verdiğim bir örnek vardı benim. Siz eğer Osmanoğlu Beyliği, Bilecik'te küçük bir beylikken sürekli sohbet ortamlarında Alparslan'ı ululasalardı, Selçuklu'nun yaptıklarıyla övünselerdi.
varlıklarını devam ettirmek için Bizans'la anlaşsalardı Osmanlı İmparatorluğu diye bir imparatorluğun olması mümkün müydü? Burada şey anlaşılmasın yani Amerika, Avrupa, Rusya hiçbiriyle bir araya gelmeyelim. Ya güçlü devlet olmak başka. Hocam rahmetli hep ne derdi yani Avrupa Birliği'ne girmekle alakalı bizim sıkıntımız yok. Ama biz layık görürüz ya da görmeyiz. Biz güçlü bir ülke olursak bize herkes yanına çekmek isteyecektir. Güçlü ülke olmak için de uluslararası standartlar bellidir. Siz kişisel borçlanmanızın az olması lazım, teknolojik evriminizi tamamlamış olmanız lazım, kendi toprağınızın ürün etmesi lazım, eğitim sisteminiz belli bir kademeye gelmesi lazım. Ülkende 28 şehirde Avrupa, NATO'nun ve Amerika'nın üssü olmaması lazım. İşgal edilmemiş olmaması lazım. Ya hele ki yani terör örgütlerinin silahlarının ve mühimmatının buradan gittiği bu kadar aşikarken, işte burada adres gösterememekten kaynaklanıyor. Biz reaksiyon göstereceğimiz mecra sanallaştı ya, realitede bir tepki olmayınca harekete geçemiyoruz. Yani Avrupa'da bir fikirden yola çıkarak neler başarılmış? Yani biz hep Ömer Muhtar'ın hikayesini mi anlatacağız? Celladımdan çok yaşayacağım dedi ve celladından çok yaşıyor. Bunun bir esprisi olması lazım. Bizde de fikir yok, avuntular var. Maalesef. Antik Yunan'da, onunla bağlayayım, fikir çok önemli bir şeydir. Bir milleti bir araya getirecek olan da bu fikir olabilir. O yüzden fikir adamları önemlidir. Antik Yunan'da baldıran zehri sunmak diye bir realite var. Siz iktidarı sıkıntıya sokacak bir söz mü söylediniz, bir fikriniz mi var? Bundan rahatsız mı oldu iktidar, o dönemin iktidarı? Size baldıran zehri gönderiyor. Evinizin ortasına koyuyorsunuz, kapı pencere açık ve size bir teklifte bulunuyor. Diyor ki, bu fikrim beni sıkıntıya sokuyor kardeşim. İstersen, şehri terk etmek istersen, sana özel koruma ve araba vereceğiz, şehri terk edebilirsin. Fikrinin doğru olduğuna inanıyorsan o zehri içeceksin. Zorlamazlar, başında polis yoktur. Biri tutup zorla ağzınıza dökmez. Ki o Sokrat diye bahsettiğimiz 50 tane tanrının olduğu bir dünya bu kadar mükemmel olamaz. Bunun sadece bir yaratıcısı olabilir dedi diye 501 kişi tarafından yargılanmış ve baldıran zehrini kendi içmiş bir adam. Şimdi böyle bir gelenekten geleceksiniz. Siz her gün birbiriyle tutarlı olmayan sözler söyleyeceksiniz ki bunda bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Fikreden adamınız kalmayacak ortada. Sizin menfaatinize dokunacak şeyler söylüyor diye muhalif belleyeceksiniz insanları. Sonra ben Rusya'ya mı kızacağım, başka birine mi kızacağım diye kendimle çelişeceğim. Bangladeş'te mübarekler idam ediliyor. Gözümüzün önünde gittiler idama. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nda üyesi Bangladeş. Bunları o kadar çok görüyoruz ki. Bu görmek de bizi film izliyoruz hissine kapılmamızı sağladı sanki. Oysaki yaşananlar film değil. Bir film olsa daha mı yakından görürdük mevzuyu bilmiyorum. Görüntünün daha çünkü enteresan bir tavrı vardır. Görüntü devreye girdiğinde diğer duyu organları görevini yapmak istemezler. O yüzden önemlidir. Mustafa Bey, Mustafa Taş demiş ki gerçekten şu Suriye'de BOP projesi mi işletiliyor? Bunu merak ediyorum demiş. Suriye'de değil, açıklanan coğrafyanın tamamında şu an BOP projesi işletiliyor. Türkiye'de. Biz şu an Irak'ta, işte Yemen'de, Suriye'de, Allahu Alem yarın Suud'da, bugün Libya'da hangi meseleler var? Sonuçta BOP işletiliyor. Büyük BOP projesinden kimse caymış değil. Büyük Ortadoğu projesi harfiyen yürüyor. Bu aslında Büyük İsrail projesi de biliyorsunuz. Sonuçta hep ifade ediyoruz. Bundan tam bir asır önce İngilizler, Fransızlar bu bölgeye, Mezopotamya'ya, Irak'a, Suriye'ye hangi gayeyle geldiler? Bir asır sonra bugün de bu güçler aynı gayeyle Musul'dalar, Kerkük'tüler, Halep'teler, Suriye'deler. Bu bir paylaşımdır bir tarafta. Ama bu bir asır önce İsrail'i kurmak için gelmişlerdi oraya. Çünkü 1897'de Basel Konferansı yapılmış. Theodor Herzl demişti ki ben bugün burada İsrail'in kurulduğunu görüyorum. Bütün dünya bunu 5 yıl içerisinde bilemediniz 50. yılda görecek demişti. İşte o 50 yıllık proje için yola çıkmışlardı ve tam da 50. yılda İsrail kuruldu. Balfour Deklarasyonu'yla birlikte. Bir taraftan petrol yataklarını el koydular. Kerkük'ümüze, Musul'umuza, işte o coğrafyanın tamamını, öbür taraftan da İsrail'i kurdular. Bugün bir asır sonra yine aynı nedenlerle oradalar. Bir taraftan Doğu Akdeniz'deki petrol yatakları savaşı vardır ki en az Orta Doğu havzası kadar zengin bir havzadır. O yüzden Türkiye ile İsrail normalleşmiştir.
o petrol ve doğalgaz yatakları Avrupa'ya rahat gitsin diye bunlar yapılmaktadır. O yüzden Gazze meselesi yumuşatılmaktadır. O yüzden bugün Filistin'de intifada olmamaktadır. Ve bugün bir asır sonra Büyük İsrail için burada var. Bir taraftan da. Bir taraftan paylaşım Rusya Suriye'yi alacak. İşte Irak'ta, Kerkük'te, diğer coğrafyalarımızda Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar birlikte olacak. İsrail büyüyecek. Bir taraftan da zenginlikler de elde edilecek. Evet. Yani bunlar gözüm gördüğü şeyler. Ben anlayamadığım şey şu. Ya bunlar konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. İnsanlar gazete okuyor, kitap okuyor, yabancı yayın okuyor, yerli yayın. Satır aralarında bizimkiler de söylüyor, öbürler de söylüyor. Ama düşünmüyoruz. Puzzle'ın parçalarını bir araya getirme diye bir derdimiz yok. Çünkü hep ifade ediyoruz, günlük yaşıyoruz, anı bitiriyoruz, dün yok, yarın yok falan. Çok uzatmayayım ama Büyük İsrail projesi yürümektedir ve artık adımlar daha büyük büyük atılmaktadır. Bir de göz göre göre. Göz göre göre de büyük büyük atılmaktadır. Son soru olarak süremiz bitti, taştık biraz ama Dışişleri Bakanlığı'nın açıklama var. Halep'te ateşkes sağlandığını teyit etmiş Dışişleri Bakanlığı. Biz sadece kınayabiliyoruz, bir de teyit edebiliyoruz. Yani dolayısıyla yani, ateşkesin hiçbir tarafında yokuz. Çok başarılı bir yaptığımız şey kınamak. Evet. Bir de teyit etmeyi de artık Dışişleri Bakanlığımız yapabilir noktaya gelmiş. Oysa biz, bu arada kimse yanlış anlamaz. Burada şu süreçte politik argümanları tekrar canlandırmak istemem ama Cuma namazı kılacaktık Şam'da birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra falan. Kaç yıl geçti, bugün pozisyonumuz nedir? Maalesef. Allah yardımcımız olsun. Şunu da sorup hem iki konuma da sorup kapatayım. Suriye'de bir masa kurulacak artık. Bu dillendirilmeye başladı. Artık Esad'la olacağı kesinleşti bir süre daha. Bu masada Türkiye olabilecek mi, olmayı başaracak mı veya figür mü olacak, etken mi olacak? Yani Dışişleri Bakanlığı bugün şu yaptığı açıklamayla teyit edebildik diyebiliyorsa, yani bir haberci gibi davranan bir dışişleri hariciyemiz varsa biz bu masanın dışındayızdır. Esad'la bir masaya oturulacaksa Esad herhalde Ankara ile aynı masaya oturamaz. Bakın düştüğümüz pozisyonlar. Esad tercih etmiyor bizi. Çok acı bir şey ama. Belirleyici, çünkü artık Rusya diyor ki ben buradayım diyor. İran, ben buradayım. Rusya merkezli gidiyor şu an. İran merkezli gitseydi şu an manşetlerimiz ve yorumlarımız, gazetelerimiz hep Şia düşmanlığı üzerine yıkılırdı. O ayrı bir şey. Ama şu an mesele Rusya olunca, Amerika'dan da koptuğumuz için ister istemez herkes susmayı tercih ediyor. Ama mesele şu ki Türkiye, Suriye politikasında büyük 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 hatalar yapmıştır. Bugünkü fotoğrafın büyüğü Ankara'yı işaret etmektedir. Yanlış yaptınız diye. Ankara çıkıp bugün ya evet biz şunları yanlış yapmışız diyebilecek cesaretini ortaya koysa işte bazı şeyleri konuşabilirsiniz. Ama bu kadar katliamlı sorumlusu olacak o zaman. Mesela Milli Gazete'ye, Saadet Partimize, Milli Görüş Camiası'na hep Suriye konusunda kaç yıldır yüklendiler değil mi? Ama son iki yıldaki bütün gelişmeler gösteriyor ki Milli Görüş Hareketi'nin Suriye'deki önerdiği bütün teklifler geçerliydi, haklıydı. Bugün de yaptığı aynı şeyler. Her şey haklıydı. Gelinen noktada budur. Ya kimseye hakkını vermiyor. Bize niye hakkımız verildi derdine değiliz. Halep'le ilgili bir derdimiz var. İşte orada feryatlar var. İşte genç delikanlı neler, hangi cümleleri söylüyor. Bu cümlelerin altında kimler kalır? Vicdanı olan herkes. Allah yardımcımız olsun. Bilal Bey, Musa Bey ilginç bir şey söyledi. Esad bizle aynı masada olmak istemez. Bu duruma gelişimiz nasıl olacak? Bu duruma gelişimiz nasıl olacak? Yanlış anlaşılır ama evet. Gelinen nokta o duruma düşüyor. Evet. Şimdi biz gazetede Amerika'daki toplantılarla alakalı da o masa, bizim oturduğumuz yerlerle alakalı çok enteresan fotoğraflar gördük. Ben de sınır komşusu olmamıza rağmen Suriye ile alakalı Amerika'da yapılan toplantılarda Türkiye'nin hangi masada oturduğunun resmini de görmüş biri olarak bana da inandırıcı gelmiyor ki bu açıklamayla beraber. Ama Mustafa Bey'in dediği gibi puzzle'ı bütün parçalarıyla tamamlarsak benim fikrim ve kanaatim şudur ki İsrail diye bir ülke olmasa dünya yaşanmayacak yer değil.
İsrail diye bir ülke olması dünya yaşamayacak. Manşeti böyle atalım. Programı bitirelim. Mustafa Bey çok teşekkürler. Birer yıllarım sağ olun. Herinize sağlık. Taştık biraz süremizden ama gündem yoğundu. Birçok konuyla konuşamadık. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.